أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. İyilik ve takvada yardımlaşmak başlıklı konudaki 180 numaralı hadisteyiz. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لا ينبعث من كل رجلين أحدهما والآخر بينهما رواه مسلم. كولاي benim sesim çok çıkmıyor ama eskiler buna mükebbirus saut diyordu. Sesi büyüten. Evet, mükebbirus saut. Evet, İmam Müslim rahimehullah nakletmiş Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh diyor ki: "Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ba'sa ba'tan ila Beni Lihyan min Hüzeyl." Aleyhissalatu vesselam efendimiz Hüzeyl kabilesinin Lihyan oğulları koluna bir seriye göndermiş, bir müfreze, bir birlik göndermiş. Ve kâle buyurmuş ki, "Le yenba'is min kulli raculeyni ahaduhuma." Her iki kişiden biri cihada gitsin. "Vel ecru beynehuma." O iki kişiden birisi Medine'de kalacak, öbürü cihada gidecek. Cihada gidenin kazandığı ecir kadar Medine'de kalan da ecir kazanacak. Burada bize anlatılmak istenen şu, cihada gidenler geriye aileleri, malları, mülkleri, çoluk çocukları bunları bırakıyorlar. Bunlara da işte o geride kalan kardeşleri sahip çıkacak. Onları muhafaza edecek. Efendim, cihada gidenlerin eksikliğini hissettirmeyecek. Böylece sevabı ikisi birlikte paylaşacaklar. Burada anlatılan bu Beni Lihyan, Hüzeyl kabilesinin Beni Lihyan kolu. Bu kabile ile ilgili İslam tarihinde enteresan bir bilgi var. Bu kabilenin reisi durumundaki bir kişi var. Adını Halid bin Süfyan isimli bir zat bu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Abdullah bin Üneys isimli sahabiyi görevlendiriyor. Bu Beni Lihyan üzerine gönderiyor ve özellikle bu Halid bin Süfyan'ı öldürmesini söylüyor. Sebep olarak da diyor ki ben haber aldım ki bunlar bize karşı savaşmak üzere, sefer etmek üzere bir hazırlık içindeler. Efendim, adam topluyor, asker topluyor, bize sefer edecek. Efendim, sen onu git öldür diye Abdullah bin Üneys radıyallahu anh'a bir emir veriyor, bir talimat veriyor. Abdullah bin Üneys radıyallahu anh, bu Beni Lihyan kabilesinin bulunduğu yere gidiyor. Bu adamı bulup öldürüyor. Adamı öldürdükten sonra Beni Lihyan kabilesi bunun intikamını almak için efendim bir tertip içine giriyorlar. Anlaşmalı oldukları bazı kabileler var. O kabilelerin adını da vereyim size. Adal ve Kare kabileleri. Bunlara gidiyorlar. Bu kabilelerin Efendimizle arası iyi. Bu kabile mensuplarına gidip diyorlar ki siz peygamberden size dini öğretmek üzere bir takım muallimler isteyin. Aynı bu şeydeki Bir-i Maune'deki şey gibi. Birebir aynısı. Efendim, o da size en iyi adamlarını, seçme adamlarını göndersin. Biz onların gereğini yapalım, haklarından gelelim. Size de şu kadar deve verelim. Zannediyorum 100 deve civarında bir
şeyde de bulunuyorlar vaatte. Bunun üzerine bu Adal ve Kare kabileleri Efendimiz'e haber gönderiyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hicretin 7. yılında, 4. yılında bu Adal ve Kare kabilelerine bir rivayette 7 kişi, bir rivayette 10 kişi seçme alim sahabilerden gönderiyor. Efendim bunlar ama onlara da tembih ediyor. Yani dikkatli gidin efendim, tedbirli olun, bunlara güven olmaz şeklinde tembihte de bulunuyor Efendimiz. Bunlar gidiyorlar bir su kuyusunun başında mola veriyorlar. Orada bir yemek yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Sonra kalkıp bir dağa tepeye çekiliyorlar. Orada tedbirli bir şekilde yollarına devam etmek üzere. Sonra orada konakladıklarında Medine'nin meşhur acve hurması, o hurmadan yemişler. Sonra bu kabileye mensup bir kadın gelmiş o su kuyusunun başına, bakmış ki orada hurma çekirdekleri var. Çekirdeğin küçüklüğünden anlamış ki bunlar Medine hurması. Efendim, acve hurmasının çekirdeği bunlar. Hemen dönmüş kabilesine haber vermiş. İşte Muhammed'in adamları buradaydı, muhtemelen burada konakladılar. Burada böyle hurma çekirdekleri var. Muhtemelen bu civardalar diye bir haber iletiyor. Onlar da bir birlik hazırlayıp o civarı teftişe çıkıyorlar. Arama tarama faaliyeti yapıyorlar. Ve o tepede o 7 veya 10 sahabiye ile karşılaşıyorlar. Onlara diyorlar ki biz size bir zarar vermeyeceğiz. Gelin efendim, biz sizinle beraber Lihyan kabilesine gidelim. Biz sizi yakalamış gibi yapalım. Kabileye gittiğimizde siz orada ne yapacaksanız yapın. Efendim bizden size bir zarar gelmez. Fakat onlar tedbirli davranıyorlar. Yok diyorlar. Biz hatta aralarında ben hiç Allah'a yemin ettim bir müşrikin sözüne, ahdine, himayesine güvenmeyeceğim diye. Bu şeyi kesin bir dille reddediyorlar. Bunun üzerine bir çatışma başlıyor. Orada 6 tanesini veya 7 tanesini şehit ediyorlar. Kalanları da esir ediyorlar. Yolda birisi de vefat ediyor. Kalan 2 kişiyi götürüyorlar Mekke'ye. Mekke'de Bedir'de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in işte yakın akrabasını, abesini, kocasını, kardeşini öldürdüğü aileler var. O ailelere bunları teslim ediyorlar. O aileler bunlara günlerce işkence ediyorlar Mekke'de. Birer odaya kapatıp zincirlere vurup günlerce işkence ediyorlar o 2 sahabiye. Arkasından da Mekke'nin dışına bir yere çıkarıp orada infaz ediyorlar. Orada önce tabii küfre dönmelerini tekrar teklif ediyorlar. Bunlar o teklifi reddediyor. Efendim, o sahabilerin isimlerini de kaydetmiştim. Hubey bin Adi ve Zeyd bin Desinne radıyallahu anhuma. O ikisini de Mekke'nin dışında bir yerde idam ediyorlar. Efendim, bu haber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ulaşınca bizzat kendisinin komuta ettiği bir askeri birlik hazırlıyor Efendimiz ve Lihyan oğulları kabilesinin üstüne gidiyor. Onlar bunu bekliyorlar böyle bir şeyi tabii ve dağlara kaçıyorlar. Efendimiz orada zannediyorum 7-8-10 gün kadar o kabilenin bulunduğu coğrafyada kalıyor. Sağa sola işte gözcüler gönderiyor, askerler gönderiyor falan ama bunlardan bir ize rastlayamıyorlar. Orada bir 8-10 gün kaldıktan sonra tekrar Medine-i Münevvere'ye avdet ediyorlar. Bu rivayetin anlattığı durum hangisidir? Her iki kişiden biri çıksın şeklindeki bu şey. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zannediyorum 100 veya 200 kişilik bir birlikle intikam almak için gitti ama kimseyi bulamadı. Burada iki kişiden biri cihada gitsinden kasıt her ailedeki iki kişiden biri midir? Her kabileden biri midir? Tam olarak bu ifade neyi anlatıyor?
doğrusu ben kesin bir şey veremedim. Hüküm veremedim. Bu çok büyük bir şey değil. Bir seferberlik değil. Yani Tebük'te olduğu gibi mesela. Büyük bir seferberlik değil. Fakat buna rağmen iki kişiden biri cihada gitsinden kasıt iki arkadaş aralarında anlaşsınlar. Biri cihada gitsin, öbürü ailesine baksın şeklinde midir? Allahu alem, ben kesin bir neticeye varamadım. Burada üzerinde durmamız gereken bir nokta daha var. Birisi cihada gidecek, bu iki kişiden birisi geride kalacak ve onun ailesine, malına, mülküne sahip çıkacak. Böyle durumlar için Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dikkatimizi çeken bir tembihi var. İmam Müslim'in rivayetine göre Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki Hurmetu nisa'il mücahidine alel qa'idin ke hurmeti ummahatihim. Bu mücahitler ailelerini, eşlerini, çocuklarını geride bırakıp gidecekler. Geride kalanlar da onlara sahip çıkacak. İşte o geride kalanlar için cihada gidenlerin aileleri onların anneleri gibidir buyurmuş Efendimiz. Onların anneleri onlara nasıl haramdır? Aynı hürmet bu cihada gidenlerin orada bıraktığı eşleri için de bahis konusudur buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ve eklemiş وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِد۪ينَ Bu geride kalanlardan herhangi bir kimse يَخْلِفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِد۪ينَ فِي اَهْلِهِ Mücahitlerden birisinin ailesi konusunda onlara bakıp işlerini deruhte etmeyi tekeffül eder. فَيَخُونُهُ ف۪يهِمْ Sonra da ona hıyanet ederse اِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü o kişi durdurulur. فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ Dolayısıyla o hıyanete uğrayan kişi, ihanete uğrayan mücahit, ihanet edenin amelinden dilediğini alır kendisi için. Dilediğini alır buyurmuş Efendimiz. Sonra da فَمَا ظَنُّكُمْ buyurmuş. Siz ne zannediyorsunuz? Yani cihada giden birinin geriye bıraktığı eşlerin, ailelerin mahremiyetini ne zannediyorsunuz? Kişi onun amelinden dilediği kadarını alır. Allah korusun, bu bir külli iflastır. Dolayısıyla Efendimiz burada işin ciddiyetini son derece çarpıcı bir şekilde ifade buyurmuş oluyor. Ve tabii cihada giden kişi orada ne kadar büyük bir sevap alacaksa, geride kalıp da onun emanetlerine sahip çıkan kişi de cihada gitmiş gibi sevap almış olacak. Burada da bir sevapta, bir de hayırda yarış ve dayanışma var. 181 numaralı rivayet. An İbni Abbasin radıyallahu anhuma enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme lakiye rakben bir ravhai ve kâle menil kavmu kâlu el muslimûne فقالوا من أنت؟ قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر رواه مسلم İmam Müslim rahimehullah nakletmiş. Daha başka hadis imamları da var. Buna göre İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem laqiya rakben bir ravha'i Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine dışında Ravha denen bir mevkide efendim bir kervana rastladı. Muhtemelen geceydi ya da onlar daha evvel Medine'ye gelip de Efendimizle karşılaşmamış insanlardı, Müslümanlardı ki birbirlerini tanımadılar. Fekale menil kavmu Efendimiz buyurdu ki bu topluluk kimdir, siz kimsiniz? قالوا onlar dediler ki el muslimune biz Müslümanlarız. Men ente peki sen kimsin dediler. قال Efendimiz de Resulullah buyurdu. Allah'ın Resulüyüm. Efendim demek ki aralarında daha başka konuşmalar da geçti. İbn Abbas Hazretleri orayı atlamış ve oradan bir kare seçerek bize nakletmiş.
Muhtemelen Efendimiz onlara nereye gidiyorsunuz diye sordu. Ahaliniz nedir diye sordu. Onlar ona başka şeyler sordular. Sonra bu esnadaki bir anekdotu naklediyor İbn Abbas Hazretleri. فَرَفَعَتْ اِلَيْهِمْ رَاتٌ سَبِيًّا O kervandakilerden bir kadın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir çocuk gösterdi. Bir çocuk takdim etti ve dedi ki اَلِهَذَا حَجٌ Buna hac var mıdır? Yani hacca gidiyor belli ki kafile hacca gidiyor ve kadın da soruyor bu çocuk hacca gittiğinde hac sevabı alır mı? Ortamdan, bağlamdan bu anlaşılıyor. اَلِهَذَا حَجٌ diye soruyor kadın. Kale Efendimiz buyuruyor ki naam, evet buna hac sevabı vardır. وَلَكِ اَجْرٌ sana da bir ecir vardır. Tabii kadın hacca gidiyor, hac sevabını alacak. Ayrıca çocuğuna da vesile olup hacca götürdüğü için oradan da ayrı bir sevap ve ecir alacak. Rivayetin burada sevk edilmesinin anlamı, hikmeti de burada kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor. Evet, mezhep uleması arasında çocuğa hac vacip olur mu, farz olur mu, olmaz mı ihtilaf var. Oraya girmeyelim ama ittifak ettikleri bir şey var. Hac ederse sevap alır. Bir diğer noktada onun haccına vesile olan, onu götüren, ona rehberlik, mihmandarlık eden kimse de aynı hac ibadetinden sevap alır. Evet, 182 numaralı rivayet. An Ebi Musa el-Eş'ariyyi radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal El-Hazinu el-Muslimu el-Eminu el-Lezi yunaffidu ma umire bihi feyu'tihi kamilen muvefferan tayyibeten bihi nefsuhu feyedfa'uhu ilel-Lezi umire lehu bihi ahadul mutasaddiqine muttefekun aleyh ve fi rivayetin el-Lezi yu'ti ma umire bihi. İmam Bukhari ve Müslim rahimahumullah müttefikan rivayet etmişler. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı şöyle buyurduğunu nakletmiş. El-Hazinul Muslimul Eminu kendisine bir kasa emanet edilmiş Müslüman. Biz buna muhasebeci diyelim, biz buna yedi emin diyelim, biz buna kahya diyelim efendim. Vekil harç diyelim. Yani birisinin mali işlerini emanet ettiği kimse. اَلَّذِي يُنَفِّذُ مَا اُمِرَ بِهِ Kendisine emrolunan şeyi icra eden, infaz eden, yapan Müslüman güvenilir vekil harç. Her kim bu durumdayken فَيُعْتِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ Emrolunduğu gibi vermesi gereken kişiye, ödeme yapması gereken kişiye, kişilere neyse, gönülden bunu bir vazife bilerek, rızayla ve tam olarak vermesi gerekeni verirse, efendim, ahadul mutasaddiqin, bu kimse tasadduk edenlerin, nafile, infak ve tasaddukta bulunanların birisi olur. Yani, esas mal sahibi değil, tasaddukta bulunan mal sahibi bu onun adına iş yapıyor, onun adına onun gösterdiği yerlere malını dağıtıyor tasadduk adına. Bunu yaparken gönülden yapıyor, rızayla yapıyor, işini aksatmadan tam anlamıyla yapıyor ve vermesi emrolunan kişilere ve yerlere veriyor. Yani bir emanet hassasiyeti içerisinde yapması gerekeni yapıyor. Bu kişi de malını tasadduk eden gibi sayılıyor ve onun sevabı gibi sevap alıyor. Bir rivayette اَلَّذ۪ي يُعْتِي مَا اُمِرَ بِهِ ifadesi biraz değişik bir lafız gelmiş. Sonuç ve anlam değişmiyor. Emrolunduğu şeyi veren kişi anlamında. Buradan bir şey anlıyoruz. Bir kişinin malına emanetçi kılındık, muhasebeci kılındık. Birisinin adına bir iş yapmaya vekil tayin edildik. Bunu yüksünmeden bir ibadet heyecanıyla,
efendim gönülden davranarak yaparsak tasadduk etmiş gibi sevap alacağız. Yok, bunu bir vazife bilip efendim insanlara sert davranıp asık suratlı muamele edip efendim aslında hiç hakkı yetkisi olmadığı halde kendine oradan bir kibir, bir enaniyet çıkartanların da tam aksine bir mahrumiyete mazur kalacaklarını söylemek yanlış olmaz. Çünkü sen emanetçisin. O malın başına konuldun, sen onu tevzi edeceksin, dağıtacaksın. Efendim, burada insanlara zorluk çıkartma, güçlük çıkartma. Şimdi sosyal yardım kuruluşlarımız var. Devletin de eskiden Fakfuk Fon denen bir teşkilatı var değil mi? Bir birimi var. Oradan fakirlere yardımlar yapılıyor. Zaman zaman kulağımıza geliyor. Bu sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonu zannediyorum adı böyle. Buralara başvuran insanlar, gariban aileler, başlarına bir hal gelmiş. Ne bileyim, evlerinde bir hırsızlık olmuş, yangın olmuş, işte hayvanları kaybolmuş filan. Buralara başvuruyorlar, devlet bunlara hak tanımış. Gerçekten mağduriyetlerini ispat ederlerse bunlara devlet oradan ödeme yapıyor. Kulağımıza geliyor zaman zaman, öyle iş yokuşa sürülüyormuş ki bu komisyonlarda. Efendim, adamlara 40 dereden su getirmelerini istiyorlarmış adeta. Zaten adam mağdur olmuş, halini arz etmiş, ispat da etmiş, şahidi de var. Devletin bu işler için ayırdığı bir tahsisatı bu insanlara vermekte niye bu kadar bakhil davranırsınız, cimrilik edersiniz, işi yokuşa sürersiniz? Anlaşılır bir şey değil. Onu gönül hoşnutluğuyla yapsanız ibadet sevabı alacaksınız. Zaten işiniz de bu. İşinizi yaptığınız için sevap alacaksınız ama insanlara yaptığınız bu zorluk, çıkarttığınız bu meşakkat sizin vebal hanenize yazılır. Buna da dikkat etmek lazım. Burada bir bahsi bitirmiş olduk. İmam Nevevi merhum gene adeti ve çile burada ayeti kerimeler zikredecek birkaç tane. Efendim, ilk ayeti kerime Hucurat suresinin hepimizin bildiği 10. ayeti. İnnemel mu'minune ihvetun. Müminler ancak kardeştir. Ayeti kerimede el mu'minune ihvetun buyurulmamış. Müminler kardeştir buyurulmamış. Bu sıradan bir ifade olur. İnnema, bizim hasr edatı dediğimiz bir edatla, bir vurguyla gelmiş bu. İnnemel mu'minune ihvetun. Müminler ancak kardeştir. Ya da ancak müminler kardeştir. Kardeşlik ilişkisi tesis ediyor Cenab-ı Hak. Bunu da bir duruma, bir kitleye, bir kesime hasr ediyor. Burada bir inhisar var. Ancak müminler kardeştir ya da müminler ancak kardeştir. Bu diğer insanlardan bizi ayıran bir hasır gibi anlaşılabilir. Ya da bizim kendi aramızdaki ilişkimizin nasıl olması gerektiğini tayin eden bir vurgu olabilir. Siz hasım değilsiniz, siz düşman değilsiniz, siz rakip değilsiniz, siz ancak kardeşsiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de öyle buyurmuş ya, ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Kunu ihvana. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Evet, yani bu Kur'an'da, sünnette yapılan bu kadar vurgu, bu müminlerin özel durumuna, Cenab-ı Hak nezdindeki hususi mevkiine yapılan bu özel vurguya rağmen tarih bunun kapsayıcı bir biçimde bir kardeşlik olarak sadece asr-ı saadette ancak yaşanabildiğini bize anlatıyor. Ondan sonra ihtilaflarımız, efendim menfaatlerimiz, ayrışmalarımız devreye giriyor ve ayrışıyoruz. Önemli olan burada asgari müştereklerde birleşen insanların ya da asgari müşterekleri olan insanların o müşterekleri muhafazada, geliştirmede birleşmesi, birlikte hareket etmesi. Efendim, bu olduğu zaman Cenab-ı Hak bize bereket veriyor işimize, efendim hayırlarımızı çoğaltıyor, efendim seyyiatlarımızı azaltıyor, işimize bereket veriyor. Bu olduğu zaman çok şey oluyor, bu olmadığı zaman
Efendim çok şeyimiz aksıyor. İşte bugün biz bunu acı acı yaşıyoruz. Ulaşılması mümkün olan bir ideal olan bir hedef. Mümkün olmasa Cenab-ı Hak emretmez. Böyle bir yani ulaşın diye. Evet. Tabii. Ulaşılması %100. Yani mümkün. Mümkün ama işte bizim her birimizin ferden ferda tutumuna, davranışına bağlı bir şey. Üstün ümmet çıkar. Olsun tabii. O ayrımcılığı Cenab-ı Hak yapmış. Entumul e'levne in kuntum mu'minin buyurmuş Haç suresinde. Eğer gerçekten iman ettiyseniz, müminlerseniz siz en üstünsünüz. İmana bağlı bir şey bu. Biz belli bir soydan geliyoruz veya belli bir coğrafyada yaşıyoruz filan bundan değil. İman da bizim babamızın mülkü değil. Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve açık bir kapı. İsteyen orası kapalı. Yani isteyen Yahudi olamıyor zaten. Yahudi olmak için o soydan gelmek gerekiyor. Bu bakımdan Yahudilikte tebliğ yoktur. Herkes Yahudi olamıyor yani. Ama bizde öyle değil. Kapı açık. Kapı açık. İsteyen gelir, bu şerefe nail olur. Bu üstün mevkiyi ihraz eder. Yani bir inhisar, bir tekel, bir kapalı devre bir şey yok yani. Evet, burada en büyük değerin iman olduğu anlaşılıyor tabii. Bunu vurgulamamız lazım. En büyük değer imandır Cenab-ı Hak nezdinde. Ondan daha büyük, eftal bir değer yoktur. Evet. İkinci ayet-i kerime, Araf suresinin 62. ayeti. Yine İmam Nevevi merhum bir kısmını ayetin sadece, bu bab başlığını ilgilendiren kısmını aldı. Ve ensahu lekum. Efendim, Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kavmine dönük bir hitabı bu. Hazreti Nuh Aleyhisselam kavmine diyor ki, ben bir elçiyim. Rabbimden size bir takım şeyleri tebliğ etmek üzere bir görev aldım. Efendim, size nasihat ediyorum. Benim işim size nasihat etmek. Efendim, Allah tarafından gelen vahiy ile sizin kendi başınıza bu gidişatınızla bilemeyeceğiniz şeyleri ben size aktarıyorum. Allah'ın bana verdiği bilgiyi ben de size aktarıyorum. Bu çerçevede onlara nasihat ettiğini de Hazreti Nuh Aleyhisselam ifade etmiş oluyor. Burada peygamberlerin aynı zamanda nasihatçı olduğunu da anlıyoruz. Yani sadece tebliğ eden değil, aynı zamanda nasihat eden. Şöyle yaparsanız sizin için daha hayırlıdır, şöyle yapmanız daha uygundur, daha eftaldir gibi davranış öğreten, efendim, amel öğreten, inanç öğreten nasihatçiler aynı zamanda peygamberler. Hepsine salat ve selam olsun. Araf suresinin 68. ayeti gene aynı sure. وَاَنَا لَكُمْ نَاسِحٌ اَم۪ينَ. Bu defa Hud Aleyhisselam'dan bir hitap. Kavmine diyor ki ben sizin için güvenilir bir nasihatçı. Peygamberler aynı zamanda emin insanlar. Peygamberliğin biliyorsunuz vasıflardan birisi, vasıflarından birisi emanet. O da güvenilir bir nasihatçı olduğunu vurguluyor kavmine. Bundan sonra İmam Nevevi rahimehullah hadislere geçiyor. 183 numaralı rivayetteyiz. An Ebi Rukayyete Temim İbni Evsin'i Dari'yi radıyallahu anhu enne nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal eddinu en nasihatu kulna limen kale lillahi ve li kitabihi ve li rasulihi ve li e'immetil muslimine ve ammetihim. Ravahu Müslim. İmam Müslim rahimahullah nakletmiş. Başka bazı imamlar da gene nakletmişler. İmam Nevevi sadece burada İmam Bukhari, Müslim veya ikisi birden nakletmişse onları zikrediyor. Diğerlerini zikretmiyor. Sıhhat ifade için bu kadarı kafi zaten. Temim Eddari radıyallahu anh
naklediyor. Temim İdari Hristiyanken hicretin 9. senesi Medine-i Münevvere'ye geldi. Orada Müslüman oldu. Kurra, sahabenin kurralarından olduğunu biliyoruz. Efendim. Hazreti Osman radıyallahu anh şehit edildikten sonra Medine'de durmamış, Şam tarafına çıkmış ve orada vefat etmiş. Allah ondan da diğer sahabe-i kiramdan da razı olsun. Diyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki اَدِّينُ اَنَّصِحَةُ Din nasihattır. Orada bulunanlar dediler ki قُلْنَا لِمَنْ Kimin için nasihattır ey Allah'ın Resulü? Temim Eddari radıyallahu anh diyor ki o da orada demek ki biz böyle sorduk diyor. Kimin için nasihattır? Kale buyurdu ki lillahi Allah için ve li kitabihi kitabı için ve li rasulihi rasulü için ve li e'immetil muslimine Müslümanların idarecileri, yöneticileri için ve ammetihim ve tamamı için, Müslümanların tümü için nasihattır. Şimdi burada bu rivayetin metninde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Cevami-ül Kelim özelliğinden gelen bir anlatım var. Din nasihattır buyurmuş. Yani buradan birçok şey anlayabiliriz. Dinin özü nasihattır. Bunu anlayabiliriz. Yani nasihat derken iyiliğe emir, marufu emir, münkerden sakındırma. Bunu anlayabiliriz. Dinin özü budur dese bir kimse doğru söylemiş olur. Ya da din bütünüyle emriyle, nehyiyle, teşvikiyle, tergibiyle, terhibiyle, bütünüyle düşünse insan kendisi için bir nasihattır. Yani dinin bütün farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları, mübahları bütünüyle kul için, insan için nasihat içerir, nasihat ihtiva eder. Dinin neresine baksa, hangi hükmüne baksa orada kendisi için faydalı bir yönlendirme bulur. Böyle de anlaşılabilir. Sahabe-i kiramın kimin için nasihattır şeklindeki sorusuna da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tek bir bağlamla, tek bir ifadeyle birçok boyutlu bir cevap veriyor. Kimin için nasihattır? Allah için nasihattır. Yani Allah rızası için nasihat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belki soru bu değil. Yani kime yönelik nasihattır şeklinde sorulmuş olsa cevap bu değil. Dolayısıyla burada soruda kastedilmeyen şeyi de katarak Efendimiz şeyi verdiği cevabı tamim ediyor. Kuşatıcı, külli bir cevap vermiş oluyor. Sahabe-i kiram limen şeklindeki soruyla iki şeyi kastetmiş olabilir. Bir, kimin rızası için? Cevap lillahi, Allah rızası için. Ama Efendimiz bununla yetinmiyor, arkası geliyor. Ya da sahabenin sorusu şu anlamda olabilir. Kime nasihat edeceğiz? Buradaki lam harfinden her iki şey de çıkar. Her iki anlam da çıkar. Kimin için nasihat edeceğiz ve kime yönelik olarak nasihat edeceğiz? Birincisinin cevabı Allah için nasihat edeceksiniz. İkincisinin cevabı اَئِمَّتِ الْمُسْلِمِينَ وَاَمَّتِهِمْ Dolayısıyla buradan verilen cevabı ikiye ayırarak bir netice çıkarabiliriz. Birincisi Allah rızasını gözeterek onun kitabı ve Resulü tarafından öğretilen şekilde nasihat etmek. Birincisi bu. İkincisi de muhatap anlamında Müslümanların imamlarına ve geri kalan tamamına nasihat. Bu cevapla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz aynı zamanda nasihatın ahlakını, ilkelerini de belirlemiş oluyor. Bu demektir ki nasihat edeceği zaman bir Müslüman bir başkasına nasihat edeceği zaman bir, önce Allah rızası için nasihat edecek. İki, Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde belirtildiği şekilde onları esas alarak nasihat edecek. Üçüncüsü kime nasihat edecek?
Burada da soru gene iki şıklı, iki daha doğrusu aşamalı olarak verilmiş. Öncelikli olarak Müslümanların yöneticilerine. Rivayet bize diyor ki Müslümanların tamamının nasihata ihtiyacı var ama önce yöneticilerin ihtiyacı var. Efendim, buradan ümmetin tamamına yönelik bir farz-ı kifaye çıkıyor. Ümmetin yöneticilerine nasihatta bulunma vecibesi, vazifesi var. Bunu ümmetin tamamı tabii ki yapmayacak, yapamayacak. Ümmet adına nasihat etme mevkiindeki insanlar yapacak. Ulema yapacak. Allah için nasihat mevkiinde olan suleha yapacak, salih insanlar. Eğer bir toplumda arkadaşlar ulema ve suleha berhayatsa, devredeyse, işinin başındaysa, sorumluluğunun bilincindeyse o toplumda ne kadar arıza olursa olsun işler eninde sonunda rayına girer. Bu iki grup insanın Müslüman toplum için, ümmet için vücudu, varlığı ekmek gibi, aş gibi, su gibidir. Yani ümmetin devleti olmayabilir, ümmetin askeri olmayabilir, ümmetin ekonomisi çökmüş olabilir. Ümmet tıpkı o miladi 13. asırda gördüğümüz gibi içeriden ve dışarıdan her türlü darbe, her türlü sadme, her türlü fitne fücura muhatap olmuş olabilir. Efendim, halifesi öldürülmüş, ordusu dağıtılmış, askeri bitmiş, devleti çökmüş olabilir. Ama alimleri ve salihleri hayattaysa, İşinin başındaysa ve ümmetin bunlarla münasebeti sağlıklıysa ümmet küllerinden yeniden doğuyor, toparlanıyor ve ayaklanıyor. Ama bu iki sınıf insan kemiyet ve keyfiyet planında yeterlilik seviyesinde değilse, bu iki sınıf insan itibardan düşmüşse, itimattan düşmüşse, bu iki sınıf insan yapması gerekeni yapacak kapasiteye sahip değilse, işte o büyük felakettir. O zaman bu ümmete, başta bu ümmetin yöneticilerine kim nasihat edecek? Madem ki din nasihattır, o halde nasihatsız din düşünemeyeceğiz demek. Bir yerde nasihat yoksa, din adına nasihat yoksa, orada din adına ciddi bir boşluk var demek. Din herkesin kendi bireysel hayatında, vicdanında, evinin sınırları içerisinde yaşadığı bir şey değil demek ki. Nasihat karşıdakine dönük bir süreçtir. Muhataba dönük bir eylemdir. Dolayısıyla Müslüman nasihatı ihmal edemez, etmemelidir. Fakat nasihatın da fayda etmesi için, sonuç getirmesi için bu saydığımız hususların, ifade ettiğimiz hususların yerli yerince olması lazım. Ümmetin bugününe bakarak bu konuda ne durumdayız? Çok kolay bir muhasebe yapmak mümkündür. Bu ümmetin Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan, sadece Allah'ın rızasını gözeten ve yıkmak için değil, yapmak için, arızalandırmak için değil, tamir ve imar için yapıcı tenkit, yapıcı eleştiri, yapıcı nasihat eden, bunu da hikmete riayetle yapan kadrolara ihtiyacı var. Arkadaşlar, buna başta yöneticilerimizin ihtiyacı var. Ben hata yaparsam en fazla benim etki alanım sınırlıdır. Ailemdir, yakınımdır, çevremdir. Bunlar zarar görür. Ama devlet başkanı hata yaparsa bütün millet, bütün ümmet zarar görür. Ceremesini hepimiz çekeriz. Dolayısıyla başımızdaki insanların mümkün mertebe istikamet üzere yürümesi, mümkün mertebe istişareyle yürümesi, mümkün mertebe hatalardan korunarak, sakınarak yürümesi için çok ciddi bir istişare ve nasihat organına ihtiyaçları var. Bunu yaparlarsa hem kendileri için, hem yönettikleri için büyük bir hayra imza atmış olurlar. Efendim, tek adam yönetimi denen padişahlar döneminde, Osmanlı döneminde bile biliyorsunuz
Divan-ı Hümayun diye bir teşkilat vardı. Danışırlardı, istişare ederlerdi. Efendim, bu ta Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan bu yana resmi olarak devlet teşkilatı içinde yer almış bir müessesedir. Divan. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dahi ve şavirhum fil emr emrine muhatap olmuş. Din konusunda onlarla istişare et. Son zamanlarda bu modern dönemde buradaki istişareden demokrasi çıkartmak filan gibi garabetler de görüyoruz. İstişare başka bir şey. Demokrasi başka bir şey. Modern dünyanın kavramlarına, kurumlarına, taleplerine, İslam'dan karşılıklar bulmak bu modern dönemde bir moda haline geldi. İstişare, şura kavramının içinin boşaltıldığı ve muhtevasının değiştirildiği bir süreç de oldu bu aynı zamanda. Şura konusunda yazılan eserlere bakın, neredeyse %90'ı, %95'i modern döneme ait. Oysa bundan önceki devirlerde Müslümanlar yaklaşık 1300 seneden daha fazla bir dönem hilafetle ve saltanatla yönetildiler. Şura'ya bu kadar vurgu yapan kitap görmedik biz bu uzun tarih boyunca. Modern dönemde Müslümanlar hilafetsiz ve devletsiz ama Şura'ya vurgu yapıyoruz. Sebebi hikmeti ne ola ki? Şura'yı demokrasiyle eşitleyeceğiz aslında, derdimiz bu. Oysa demokrasi başka bir zorlamayalım yani. Demokrasi kötüdür, şura iyidir anlamında söylemiyorum. Bu ikisi iki ayrı dünyanın iki farklı kavramıdır. Bunları aynileştirmeyelim. Bunları özdeşleştirmeyelim. Evet, demokratik bir sistemde şura ayrı bir müessese olarak işler, işletilir, oradan bir hayır çıkar, buna bir diyeceğimiz yok. Ama şura eşittir demokrasi derseniz oradan gayri İslami şeyler de çıkar. Çıkması da gayet tabidir. Sonuçta bu bir halkı etkileme sistemidir. Demokrasilerde halkı kim daha güzel etkilerse, kim daha çok ikna ederse o kazanır. Bu ülkede biz 12 Eylül Anayasası'nın %95'lerin üzerinde bir nispetle kabul edildiğini biliyoruz değil mi? Aradan 15-20 sene geçtikten sonra herkes lanetliyor bunu, tukaka ediyor, değiştirmeye çalışıyoruz. Orada da bir demokrasi var, orada da bir oylama var, bir kamuoyu iradesi var. Efendim. Dolayısıyla bu ikisi birbirinden farklı şeyler. Bunları birbirine karıştırmayalım. Bizim yapmamız gereken, ihya etmemiz gereken nasihat müessesesidir. Bunu hayata geçirecek olan şura ve istişare müessesesidir. Buna bakmamız lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz önceliği yöneticilere verdi. Nasihat önce onlar için, arkasından da ümmetin geri kalanları için. Buradaki sıralamanın hikmetini de anlayabiliyoruz. 184 numaralı hadis. An Cerir İbni Abdillah radıyallahu anhu kal, bayahtu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ala ikameti salati ve itai zekati ve nushi li kulli muslimin muttefakun aleyh. İmam Bukhari ve Müslim rahimehumullah müttefikan nakletmişler. Cerir İbni Abdillah el-Beceli radıyallahu anh nakletmiş. Diyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama beyat ettim. Bayatu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne üzere? Ala ikameti salati, namazı ikame etmek üzere. Ve itaiz zekati, zekatı yerine getirmek, icra ve ifa etmek üzere. Ve nushi li kulli muslimin, ve her Müslümana nasihat etmek üzere. Evet, burada aleyhissalatü vesselam Efendimiz tabi beyat aldığı sahabe-i kiramdan umumi beyat alıyor. Bir kere bir iman beyatı alıyor. Arkasından ameller konusunda bir beyat alıyor. Ve arkasından da ümmetin umumuna dönük davranışlarla ilgili beyat alıyor. Bir sahabinin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e sadece bu üç konuda beyat vermesini düşünemeyiz. O halde Cerir İbni Abdillah radıyallahu anh burada ne kastediyor bize? Muhtemeldir ki bu olayı naklederken bir ortamda bulunuyor, bir bağlamda bulunuyor. Orada da bu üç hususun
bir gündemi var. Ve bu üç hususu vurgulamak üzere söylüyor onu. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ben namaz, zekat ve Müslümanların tamamına nasihat vermek üzere beyat ettim. Bu konuda söz verdim ona yani. Efendim, o bu rivayetin konuşulduğu ortamdaki gündeme bakarak bu rivayeti anlamlandırmak daha doğrudur. Yoksa beyatı bunlarla sınırlı kabul etmek yanıltıcı olur. 185 numaralı rivayet. An Enes'in radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi muttefekun aleyh. Bu da gene çok bildiğimiz, çok tekrar edilen, meşhur, malum bir rivayet. İmam Bukhari ve Müslim rahimahumallah müttefikan rivayet etmişler. Hazreti Enes radıyallahu anh diyor ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki La yu'minu ahadukum. Sizden hiç kimse mümin olamaz. İman etmiş olamaz. Hatta ta ki يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ Kendi nefsi için sevdiği bir şeyi kardeşi için de sevene kadar. Bu rivayeti ve bu minvaldeki daha başka rivayetleri bizim ulemamız şerh ederken, tercüme ederken imanın hakikatine eremez ya da kamil manada iman etmiş olamaz kayıtlarıyla tercüme ve şerh ederler ki isabetlidir. Yoksa biz kişinin kendi nefsi için sevdiğini kardeşi için de sevmesini bir iman şartı haline getirmiş oluruz. Bunu ne sahabe-i kiram, ne aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ne Kur'an ayetleri, ne ulema-i izam böyle görmemişler. Bunun böyle olmadığını, tam tersine kastedilenin bu olmadığını gösteren yüzlerce nas var, ayet var, hadis var. Burada bir eftal davranışa teşvik var. Efendim bir yönlendirme var, bir tergip var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ümmetine kardeş olun buyururken bunun nasıl olacağını da bu rivayette bize öğretmiş oluyor. Öyle bir kardeş olun ki kendiniz için neyi istiyorsanız, neyi tercih ediyorsanız kardeşiniz için de onu tercih edin. Bu işin eftal yolu budur. İmanın ekmeli budur. Nitekim tasavvufta bir zühd kavramı var. Efendim, bir gına ve istigna kavramı var. Bu kavramlar bize dünyayı terk etmeyi, dünyadan kopmayı, uzaklaşmayı anlatmıyor. Bu kavramlar bize kişinin kendi nefsiyle sınırlı olmak üzere dünyaya arasına mesafe koyduğunu anlatıyor. Kardeşini hatta kendisine tercih etmesini anlatıyor. Buna isar diyoruz. Dolayısıyla kişinin elinde mal mülk olabilir, dünyalık olabilir. Efendim bunda bir beis yok. Zengin olabilir, servet sahibi olabilir, hiçbir beis yok. Ama kendi nefsi için arzu ettiği şeyi kardeşi için de arzu ederse efendim yükümlülükten, sorumluluktan kurtulmuş olur. O kendisine emanet edilen şeyin gereğini yerine getirmiş olur. Yoksa bu bir iman şartı değildir. Bunu tekraren ifade etmiş olalım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.